Dersimizin konusu kontrol deyimleri. Maliye Bakanlığı'nın her yıl yayınlamış olduğu ücretler üzerinden alınan gelir vergisi ile ilgili bir eğer formülü hazırlayacağız. Bir Excel çalışma kitabı açalım. Matrah diyelim. Üzerinden vergi kesilen rakama matrah deniyor. Kontrol ile beraber nümerik olmayan klavyedeki 1'e basarak hücreleri biçimlendir penceresini aktif ediyoruz. Sayı bölümünden 1000 ayırıcısını kullan ve ondalık basamak sayısını 2 olarak ayarlıyoruz. Üzerinden vergi kesilecek rakam 10.000 olsun. Şimdi 10.000 liraya kadar %15 alıyor. Devlet 10.000 liraya kadar ücretliden %15 gelir vergisi kesiyor. Buraya da gelir vergisi diyelim. Bunda sıkıntı yok. 10.000 liraya kadar olan rakam için şöyle yazılabilir. Eşittir. Şurası çarpı nokta 15. Biçim boyacısına dokunuyoruz. Daha sonra da aynı rakam biçimini B hücresine de aktarıyoruz. Sıkıntı şurada başlıyor. Ücretlinin aldığı rakam yıllık olarak 10.000 liraya geçerse 10.000 liradan 25.000 liraya kadar olan kısım için %20 alınıyor. İşte burada eğer formülünü yazmamız gerekiyor artık. Başlayalım. Eşittir. Eğer. İsterseniz Fx'e basarak parametrelerinde görüntülendiği pencereyle beraber formül yazılabilir. Aslında E harfine bastım. Yumuşak G'ye bastığım zaman eğerle başlayan formüller geldi. Tab'e basarak formülün tamamlanmasını sağladım. Daha sonra Fx'e bastım. Mantıksal sınama diyor. Mantıksal sınama A1'deki rakamın 0'dan büyük olması ve 10.000'den küçük olması. Yani şu. Sıfırdan büyük olmasını yazmayacağım. Şu şekilde. Eğer A1 küçükse ve eşitse 10.000'den, yani 10.000 rakamına eşitse de %15 alınıyor. Bunun haricindeki küçük olan her rakam içinde 10.000'den küçük olan her rakam içinde %15 alınıyor. Bizim formülümüz de A1 değil A2 olacak. ₺1.500 liraya ulaştık. Mesela 5.000 lira olsa 750 lira alacak. 11.000 lira olduğunda bu formül yeterli gelmeyecek. Gördüğünüz gibi yeterli gelmedi. Şimdi devam ediyoruz. Eğer ve A1 büyükse 10.000'den, yani 10.000 lirayı aştıysa ve A1 küçük ve eşitse 25.000'e, zaten burada da öyle yazıyor. Diyor ki 25.000 liranın 10.000 lirası için 1.500 lira hesaplanan rakam üzerine eklenecek. Kalan kısmı için %20. Şimdi bu formülü nasıl yazarız? Değilse kısmına bir eğer formülü daha ekleyeceğiz. Şöyle yazacağız. Eğer ve A1 büyükse 10.000'den ve A1 küçük eşitse 25.000'den. A1'deki rakam 10.000'den büyükse ve 25.000'den küçükse ne yapılacağını noktalı virgülden sonra yazıyoruz. A1'den 10.000'i çıkartıyoruz. Çünkü 10.000 liraya kadar olan kısmın vergisi zaten hesaplanmıştı. A1 eksi 10.000 çarpı %20. Böylece 25.000'den 10.000'i çıkartıp kalan 15.000 lira için %20 hesaplıyoruz ve önceki hesaplanan 1.500 lirayı üzerine ekliyoruz. Şimdi formülün değilse eğer kısmına şu eğeri ekleyelim. Formülün değilse eğer kısmı burası. Şu kısım.
zaten görüyorsunuz. Eğer yanlışsa yazılacak değeri ifade ediyor. Şu kısma bir formül daha ekliyoruz. Bundan sonra ekleyeceğimiz her formülde sonuç doğru değilse, yani yanlışsa ne yapılacak? O kısma eklenecek. Alt Enter'a basarak formülü eklemeye çalışalım. Formül böylece satır satır eklensin. Yine A1'i değiştireceğiz çünkü A1 değil bizim hesaplama yapacağımız yer. A2. Arkadaşlar bakın. Şu anda mesela A1 kavunuçu renkle yanıyor. A2 de mavi renkle yanıyor. Bizim formülümüzde kavunuçun hiç yanmaması lazım. Yani A1'e başvurmuyor olmamız gerekir. Gördüğünüz üzere 1700 yapıyor. Şimdi formülümüzün geri kalan kısmını görmek için şöyle yapabiliriz. Ben eğer formülünde birden fazla eğerin bir arada yazıldığı durumlarda değilse eğer kısmını Alt Enter'la bir alt satıra atıyorum. Böylece formülün okunması daha rahat oluyor. Peki, kişi 26 bin lira aldığı zaman sonuç görüntülenmiyor. Neden? Çünkü formülümüz devam etmesi lazım. Formülümüzün devam etmesi gerekiyor. Eğer ki kişinin aldığı ücretin matrahı 25 bin lirayı geçerse 58 bin liraya kadar %27 alınacak. 25 bin liraya kadar olan kısım 4500 lira ediyor. Deneyelim öyle mi? Evet. 25 bin liraya kadar olan kısım 4500 ediyor. Şimdi 26 bin lira dersek 4500 lira bir hesaplanacak. Geri kalan 1000 lira içinde, yani 25 bin ile 26 bin arasında kalan 1000 lira içinde %27 hesaplanacak. Şimdi bu %27'nin hesaplandığı formülü alalım. Bu formüller DVD'mizde mevcut olacak. İsterseniz direkt kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Şimdi formülün değilse eğer kısmına bir noktalı virgül koyuyorum. Yani eğer doğruysa, rakam 10.000'den büyük, 25.000'den küçükse buradaki eğer çalışıyor. Bu da değilse bir Alt Enter atıyorum. Yapıştırıyorum. Dediğim gibi kavunuçu renkler yanmayacak. Sadece mavi renkler, mavi renkli hücrelerin yanması gerekiyor formülümüzün doğru olması için. Çünkü bizim hesaplama yapacağımız formül A2'de. Hesaplama yapacağımız veri A2'de. Parantezleri kapatmadığıma dikkat ediniz. Parantezleri ben kapatmadığımda eğer formülüm doğruysa Excel kendi kapatıyor. Evet'e bastım. Gördüğünüz gibi kalan 1000 lira içinde %27 hesaplandı. İsterseniz şöyle bir deneyelim, doğru mu? Ctrl D'ye basıyorum. Yukarıdaki biçimle beraber rakam da kopyalanmış oluyor. Ctrl D down demek. Yani yukarıdaki rakamın veya verinin aynısını aşağıya yazar. Ctrl D kısa yolu. Bu konuyu kitabımızda anlatmıştık. Devam edelim. Eşittir 1000 çarpı %27. Yani 0.27 demek %27 demektir. 270 lira çıktı. 4500 liramız vardı. Şimdi yine rakamların, bakın 4500 yazıyorum. Noktalar gelmedi. Hücreleri biçimlendir yapmayacağım. Yan tarafta hücreleri benim istediğim gibi biçimlendirilmiş bir hücre var. O zaman da Ctrl R'ye basıyorum. Ctrl R'de sağa doğru olur. Right veya da row anlamında da kullanılır. Ctrl R'ye bastım ve 4500'ü yazdım. Eşittir 4500 artı 270, 4770 yaptı. Böylece 26.000 üzerinden alınan verginin doğruluğunu da teyit etmiş olduk. Şu anda 1, 2 ve 3 tane eğer formülümüz var. Devam ediyoruz. 58.000 liradan fazlası için %35, 58.000 liraya kadar olan kısım için 13.410 lira. Ücret gelirlerinde açıklanan vergi rakamları 88 bin lirayla sınırlıymış. Yani benim hesapladığım 58 bin lira ücret gelir vergisi değil, ücret haricinde kalanların vergisi arkadaşlar. Şuradaki açıklamayı okuyunuz.
İsterseniz rakamları ücret gelir vergisini hesaplayacak şekilde de değiştirebiliriz. Şimdilik devam edelim. Ücret gelir vergisi dışındakilerini hesaplıyor olalım. Evet. 58 bin liradan büyükse %35 alacak. O zaman A1 eksi 58 bin. Yani hesaplanan rakamdan önce 58 bini çıkartıyorum. Ondan sonra kalanı için de %35 hesaplıyorum ve 13.410 lira da ekliyorum. Şu formülü alıyorum. Yine Alt Enter'a basacağım hücrede. Alt Enter. Önce dış parantezleri kaldırdım. Değilse eğer kısmına geldim. Alt Enter'a bastım ve formülümü yapıştırdım. Böylece şu anda artık tüm ücret dışı vergiler için hesaplama yapabilir bu formülümüz. Mesela 58 bin lira için 13.410 çıkıyordu. Bakın 58 bin lira için 13.410 çıktı. Mesela biz buna 70 bin lira dersek, bin lirayı hesapladık. Formülümüz niye değer sonucunu döndürdü? Çünkü formülümüzde halen daha A1 görüntüleniyor. Halbuki biz A2 üzerinden hesaplama yapacaktık. A1'de de rakam olmadığı için, bir metin olduğu için, metinin de yüzdesi olmayacağı için değer sonucunu döndürdü. O zaman formülümüzü yine A2 olarak değiştirelim. 58 bin liraya kadar 13.410. Bakalım, evet, 58 bin liraya kadar 13.410. Peki 94 bin lira olsun mesela. 26.010 çıkıyor. Şimdi ücret gelirlerinde 88 bin liranın 25 bin lirası için 4.500 diyor. Yani rakam üst sınırı 58 binden 88 bine çekilmiş ücret gelir vergisi için ama oran aynı. O zaman şöyle yapalım. Formülümüzü aynen kopyalıyoruz. Hiçbir değişiklik yapmadan kopyalıyoruz formülümüzü. Bir de hücre biçimi için aslında önce yukarıdaki hücreyi kopyalayalım. Ctrl D'ye basalım. Yukarıdaki hücrenin aynısı kopyalanmış olsun. Daha sonra da formülümüzü de hücre içinden kopyalayalım. Çünkü A2'nin değişmemesi gerekiyor. Sadece A2 üzerinden hesaplama yapacağım. Ctrl V'ye bastım. Formülümüz kopyalandı. Arkadaşlar, bir de bir şeyin dikkatinizi çektiğini düşünüyorum. Ben de binlik ayıraç virgül, ondalık ayıraç nokta. Normal şartlar altında ondalık ayıracın virgül, binlik ayıracın nokta olması lazım. Onu şu şekilde değiştirebiliyoruz. Dosya menüsünden seçenekler, gelişmiş, sistem ayırıcılarını kullan dediğiniz zaman, eğer Windows'ta ondalık ayırıcı virgül binlik ayırıcı noktaysa işleminiz gerçekleşmiş olur. Değilse Windows sistem ayarlarını değiştirmeniz gerekir. Standartta da zaten binlik ayırıcı biz nokta olarak kullanıyoruz. Ondalık ayıraç da virgül olarak kullanılıyor. Ben şimdi sistem ayırıcılarını kullan dediğim zaman virgülün noktaya, noktanın da virgüle dönüştüğünü göreceksiniz. Evet, böylece rakamların okunması en azından benim adıma daha kolay oldu. Şimdi devam edelim. 58 bin lira yerine 88 bin lira yazacağız. 88 bin, evet. Evet, 88 bin oldu. Daha sonra yine A2 eksi 58 bin yazdığımız yere 88 bin. A2 büyükse 88 binden diyeceğiz. Bu sefer 13.410 lira değil 21.510 lira eklenmesi lazım. Çünkü 88 bin liranın %27'sinden bahsediyoruz. 21.510.
Böylece 94 bin lira için ücret dışındaki vergileri ve 94 bin lira için ücret vergisini hesaplamış olduk. İç içe eğer formülünün de nasıl yazılacağını görmüş olduk.